Merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzun konusu teknolojinin zarar vermeden nasıl kullanılabileceği ile ilgili bilgilerimizi tazelemek ve yeni bilgileri bilgi dağarcığımıza eklemek. Ama öncelikle teknolojinin neden kaynaklandığını ve tanımını kısaca hatırlayalım. İlk çağlardan beri insanların doğaya hükmetmek amacıyla araç gereç üretmesi, hayatta kalabilmek için yeni yöntemler bularak yeni teknikler geliştirmesi sebebiyle teknolojik faaliyetler başlamıştır. İnsanların ihtiyaçlarına yönelik araç ve gereçlerin üretilebilmesinde kullanılan bilgi, yöntem ve teknikler bütününe teknoloji denir. Teknolojinin doğru kullanımı yaşamsal önem taşımaktadır. Teknolojinin insan yaşamına olumlu katkıları çok fazla olmasına karşın bilinçli kullanılmaması nedeniyle insan, toplum ve özellikle dünyamız teknolojinin zararları ile karşı karşıya kalmaktadır. Sayısız yararı bulunan teknolojinin beraberinde getirdiği bu olumsuzluklar ancak insan aklı ve duyarlılığı ile çözülebilir. Doğru kullanıldığında insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılayıp hayatı kolaylaştıran, zihinsel becerileri, yaratıcılığı, zekayı ve iletişimi güçlendiren teknoloji, yanlış kullanıldığında insan sağlığı ve toplumsal ilişkiler yönünden büyük riskler taşımaktadır. Nasıl mı? Teknolojik gelişmelerin artmasına bağlı olarak daha çok enerji tüketen, daha karmaşık yapıda makine ve ekipman üretilmektedir. Bu durumda yeraltı ve yerüstü kaynaklarının daha hızlı tükenmesine sebep olmaktadır. Teknolojik gelişmelerle sayısı artan fabrikaların yol açtığı hava kirliliği, çevreye bıraktığı kimyasal atıklar ve yarattığı küresel ısınma sorunu dünyanın yaşanamaz bir yer haline gelmesine yol açmaktadır. Tıpkı bu resimde görüldüğü gibi. İşte bu nedenle bu görüntülerin yaşanmaması için sanayi üretiminin doğa dostu bir anlayışla ve ekoloji bilimi kurallarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin doğru kullanılmaması durumunda nasıl zararlar oluşur? Bir bakalım. Teknoloji kaynaklı çevre kirliliği dünyayı tehdit eder. Sağlığımızı bozar. Pek çok insan teknoloji ürünlerine bağımlı hale gelir. Aile içi ilişkiler ve diğer insanlarla iletişim bozulur. Zaman ve para verimli kullanılamaz. Dijital güvenlik sorunları gerçek hayatımızı zora sokar. Odaklanma sorunu her geçen gün artar ve yaratıcılık giderek azalır. O halde teknolojiyi nasıl kullanmalıyız? Evlerde, okullarda ve iş yerlerinde kullandığımız pek çok teknolojik araç ve gereç elektrik enerjisi sayesinde çalışır. Elektrik enerjisi bu araçlar tarafından yoğun olarak tüketildiği için etraflarında elektromanyetik bir alan oluştururlar. Oluşan bu elektromanyetik alanın yaydığı dalgalar yüzünden vücut olumsuz etkilenir ve beyin nöronları hasar görebilir. Yine bu makine ve cihazlardan bazıları elektromanyetik alan oluşturmasının yanında radyasyon da yayarlar. Radyasyona maruz kalan kişilerde de kanser gibi çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu yüzden telefon, bilgisayar ve tablet gibi araçları uygun sürelerde ve amacına uygun olarak kullanmak gereklidir. Teknolojinin doğru kullanımı konusunda izleme kurallarını da bir kez daha hatırlayalım. Televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar her evde yer alan, asıl amaçları haberleşme, eğlenme ve öğrenme olan teknolojik araçlardır. Ancak bu araçlardaki hızlı geçen görüntüler beyin bağlantılarını etkilemektedir. Özellikle çizgi film, bilgisayar oyunları ve müzik klipleri seyredilirken değişen her ekran görüntüsünde göz refleks olarak göz kırpma hareketi yapar ve beyin bu hıza alışır. Sonuç olarak bu hıza uyum sağlayan beyin günlük hayattaki hareketsiz uyaranlara odaklanamaz ve dikkat dağınıklığı sorunu ortaya çıkar.
Ayrıca görme ve işitmede de problemler oluşur. Bu yüzden görüntünün en uygun açıyla izlenebilmesi ve gözlerin yorulmaması için ekranla aramıza koyacağımız mesafe ekran büyüklüğünün 2 ila 5 katı kadar olmalıdır. Ekran karanlık ortamlarda izlenmemeli, ekran parlaklığına yakın bir aydınlatma sağlanmalıdır. Ortalama 20 dakikada bir, gözler en az 20 saniye süreyle dinlendirilmelidir. Teknolojinin doğru kullanımı konusunda nasıl izlemek gerektiği kadar ekran karşısında nasıl oturmak gerektiği de önemli bir sorun. Nasıl oturmalıyız? Günümüz insanı iş ya da eğitim nedeniyle bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçirmektedir. Vücudumuzda şekil bozuklukları ve ağrılar yaşamamak için masa başında doğru pozisyonda oturmalıyız. Nasıl otursam diye düşünürken bakalım nasıl oturmamız gerekiyormuş. Öncelikle dik oturmalıyız. Kollarımızı dirseklerden 90 derece kırmalı, masa ile dik açı oluşturacak biçimde yerleştirmeliyiz. Bileklerimizi klavye kullanırken desteklemeliyiz. Ekranımızı göz hizasına getirmeli, ekrana yakından bakmamalı, ekranla aramıza 50-70 santimetre arası bir mesafe bırakmalıyız. Koltuk yüksekliğimiz ayarlanabilir olmalı, ayaklarımız yer ile temas etmeli, yer ile temas etmediği durumlarda başka araçlarla desteklenmeli. Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak bilgisayarlar, telefon ve tabletler eğlence aracına dönüşmüştür. Bu durum, dışarıda aktif bir hayat sürmesi gereken çocukların ve gençlerin eve kapanmasına, zamanını bilgisayar oyunlarıyla öldürmesine sebep olmaktadır. Teknoloji bağımlılığı olarak adlandırılan bu çağımız hastalığı, insanlarda kaygı bozukluğu, depresyon, uykusuzluk, şişmanlık gibi çeşitli sağlık sorunları da yaratmaktadır. İşte bu yüzden bu teknolojik araçların hangi amaçları için geliştirildiğini hatırlamalı ve yaşamımızda gereğinden fazla yer almasına izin vermemeliyiz. Teknolojinin doğru kullanımı konusunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne değinmesek olmazdı. 112 Acil Çağrı Merkezi, telefonların çekmediği durumlarda bile ulaşılabilen hayati öneme sahip bir merkezdir. Polis ve itfaiyeden istenecek yardım talepleri de artık bu numara üzerinden yapılmaktadır. İşte bu nedenle 112 telefon hattının gereksiz yere meşgul edilmesi, insanların sorunlarının artmasına ve önlenemez olayların yaşanmasına neden olmaktadır. Yardım isteyen kişinin bir yakınımız olabileceğini düşünerek empati yapabilirsek eğer, dakikaların bile ne kadar önemli olduğunu fark eder ve bu konuya daha çok özen gösteririz sanırım. Çünkü yaşam değerlidir ve hiçbir insan başka bir canlının yaşamını sona erdirecek bir sonuç yaratmak istemez. Görselde de görüldüğü gibi internete değil hayata bağlanalım. Teknolojiyi sevelim ama bağımlı olmayalım. Videomuzun sonunda bir takım görsellerimizi incelemenizi ve düşündüklerinizi arkadaşlarınızla, ailenizle, öğretmeninizle paylaşmanızı istiyoruz. Teknoloji doğru kullanılmazsa aile yaşamında, çocukların gelişiminde, fiziksel gelişimimizde, bağımlılık konusunda pek çok sorunlar yaşadığımızı bu görseller bir biçimde anlatıyor sanırım. Teknolojiyi amacına uygun kullanacağımız günlerde ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.